Evet. Tamam, Sertaç bizden 500 lira kazandın. Evet. Harika gidiyorsun Sertaç. Bana nereden tanıştığınızı, kaç senedir hangi tarihte tanıştığınızı, nerelere gittiğinizi, ne yaptığınızı şu anda anlatacaksın. Hayatım. Niye limonatamı önünden alıyorsun ya? Bak, bizim yüzbaşı var diyor. Bak, hala bizim, yüzbaşı diyor. Bak yüzbaşı vardı ya bir tane. Gazinoda diyordum ya bir yüzbaşı. Beni sabah 7'de evden al dedi. Yaptı, tamam mı? Bir hafta şoförlüğünü yaptım. Sabah yedi... Sinirden ağlayacağım şu anda. Ay. Ya dokunma limonatama ya. Hayatım bir sakin ol. Bak ciddi bir şey anlatıyorum. Ben ciddi bir şey tamam, duymak sordun, istemiyorum. Sorduğun soru cevabını istiyorum. Cevabını veriyorum gerçekten. Bir sakin ol. Tutma. Vallahi neyse ben gittim yüzbaşıyı almaya. Dinliyorum. Bak şofördüm. Gittim hala şofördüm diyor. Şofördüm gittim yüzbaşıyı almaya saat 7'de gittim yüzbaşı. Adamı kucağıma aldım taşıdım arabaya kadar ağlamaklı oldu ve gözlerini kapattı. Odasına girdim kucağıma aldım ağlamaklı oldu. O kadar iyi o kadar böyle mutlu oldu ki hastaydı arabaya koydum adamı. Öyle götürdüm gazını. Bak hala hatırladıkça duruyor. Ağlamaklı ol gözlerini kapat. Sen var ya gerçekten mükemmelsin. Gerçekten hala konu değiştirmede, bir şey sorup çevirmede mükemmelsin ya. Gülşah, bir tane git onun yanına. Ayakta alkışlıyorum. Bir tane omzunu şey yap, omzuna sıvazla. Boş ver Sertaş'ı. Elini çeker misin? Elini çek. Çok seviyordu elini ama o yüzbaşıyı. Elini çeker misin? Hayırdır ya dokunmalar falan ne oluyor? Be. Sen bana dokunma. Dokunmadı ya. Sen bana dokunma. Nasıl, ne demek dokunmadı? Hala sakin oluyor. Ya sana bak askerde yaşadığım sıkıntıları anlatıyorum ben sana ya. Askerdeki sıkıntılar diyor ya delireceğim. Önemi yok mu? Önemi yok mu? Bir gün koğuş arkadaşımın karnı ağrıyordu. Biliyorum ne ya benim bak diş ağrım oldu. Koğuş arkadaşımın bak koğuş arkadaşımın karnı ağrıdı biliyor musun? Ben onu kucağıma aldım. Çocuk. Onu bile kucağıma aldım. Revire kadar götürdüm. Şimdi ağlıyormuş gibi yap. Ay bravo sana. Ya çocuğun apandisi patladı ya. Sertaç. Gülşah mıdır nedir? Nereden tanıyorsan şu anda bana anlatacaksın. Aa, şu anda anlatmazsan kalkıp buradan gideceğim ve bir daha beni göremeyeceksin. Çok ciddi söylüyorum Şevket, sana. Şevket'in apandisi patladı biliyor musun? Yani apandisti ya. Ben senin apandisini patlatacağım şu an. Söyler misin? Hala duygulanıyorum. Geceleri 2 ay Şevket'in üstünü örttüm üşümesin diye. Sertaş dinliyorum. Ya 2 ay Şevket'in üstünü örttüm biliyor musun? Ameliyatlıydı çocuk. Yanımda yatıyordu çocuk ya. Ne arkadaştık be. Kardeşten yakındık ya. Hala görüşüyorum, arıyor ya beni. Ya bana... Arayayım mı Şevket'i? Şeydi, inşallah numarası değişmemiştir de. Sen bana nereden tanıştığınızı anlatacaksın arayayım bak, şu arayayım. Kimseyi arama ya, istemiyorum. Dur bir Şevket'i arayayım. Sertaç, kırarım o telefonu. Bak çok ciddiyim, kırarım. Gülşah şimdi, Şevket'i bir ara, ben de konuşacağım de. Ya Sertaç, Şevket'i bir arasın da ben de konuşacağım. Hala Şevko'yu bir ara. Bak Şevko'yu bir arayalım. Şevko'yu bir ara bakalım. Ben senin neden bu askerlik arkadaşlarını tanımıyorum? Hayatım Şevket'i tanıyorsun, arıyor Şevket, ya beni ya. Ne Şevket'i ya, ben senin Şevket diye... Alo, Şevko. Allah'ım yarabbim. Ne haber? Vay kardeşim iyidir. Sen ne yapıyorsun? Düğüne falan mı gidiyorsunuz? Biz hep böyle. İyidir sağ ol. Sen misin? Anlıyorum. Nasıl gidiyor? İyi oldun mu? Sen evlendin mi? Yok evlenemedim. Şeyde bak Allah yanımda Allah kim Allah vardı? Bak yanımda Allah kim Allah vardı? Bak yanımda kim var? Bak. Ver hemen Gülşah telefonu. Alo. Şevko. Ya ne yengesi oğlum saçmalama de. Yani yengesi oğlum saçmalama. Kalkıp gittikten itibaren benim daha göremeyeceksin. Hayır. Bu evlenebilir. Göremeyeceksin. Saçmalama yok be evlenemez. Göremeyeceksin.